Evet değerli izleyenler, güne merhaba devam ediyor ve bugünkü stüdyo konuğumuz sabah saatlerinde de ifade etmiştim. Eski siyasetçilerimizden Sayın Esat Varoğlu bizlerle birlikte. Sayın Varoğlu hoş geldiniz. Hoş buldum. Hızlı bir giriş oldu ama. Evet. öncelikle çok teşekkür ederim bizi kırmadığınız ben programımıza katkı koyacağınız için. Efendim tabii gündemdeki gelişmeleri sizinle birlikte konuşacağız. Öncelikle tabii ki İlahi adalet başlığını kullandık biz. Tabii o ilahi adaletin nasıl algılandığını, nasıl algılanması gerektiğini topluma bıraktık. Yalnız bir dava, trafik. Tabii konu burada sadece işte Çiğdem Altın Fincan falan filan değil ama olan olgu çok önemli. Ve yargının bir anlamda da parlamentonun iş yapmamasından kaynaklanan elinin kolunun bağlanmış olması söz konusu. Sizinle bunu da elbette ki ilk olarak konuşmak isterim. Ardından Tsipras'ın gündemi var. Tabii ki ziyareti var. Orada da çok enteresan nüanslar var. Bunu da konuşacağız. Ama bir de Bakanlar Kurulu kararları var. Madde madde, dört maddeyi sizinle değerlendirmeyi isterim açıkçası. Tecrübenize dayanarak. Altın Fincan davasından başlayalım isterseniz. Buyurun. Tabii dün kararı duyunca herkes gibi ben de şok oldum. Dört tane pırıl pırıl öğretim görevlimiz maalesef kazada diyemeyeceğim, bu bir cinayettir. Pırıl pırıl dört tane gencimiz hayata veda etti ve bunun sonucunu merakla bekliyordum. Ama ne yazık ki 5 yıl hapislikle yetinildi. Tabii burada yasal boşluktan yararlanıldı diye düşünüyorum. Çünkü bu 5 yılın ne olacak? 1 yıl zaten tutuklu olarak geçti. Evet. İyi hal şudur budur derken 1 yılda çıkacağı belli yani. Dolayısıyla yasalar yeterli değildir. Yasaları değiştirmek lazım ve bu tür kaza demeyeceğim, bu tür cinayete sebep olanların da ağır bir şekilde cezalandırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten şoke oldum. 5 yıl nedir ki? 4 tane can gitti. Hem de 4 tane öğretim görevlisi, kim isterse olsun candır da 4 tane öğretim görevlisi hayatını kaybedecek. Evet. Ve 5 yıl hapislik. Bunun neresi adalettir yani? Bunun adalet yerini mi buldu şimdi? Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Yasaların bir an önce bu tür yasaların insanların yaşamını etkileyen yasaların bir an önce meclisten geçirilmesi gerekmektedir. Gerçi ben umudumu yitirdim bu hükümet ve bu çoğunluk böyle yasalar geçirmez. Ancak başkalarının önerdiği, emrettiği demeyeceğim, işaret ettiği yasaları uygulamak, onları geçirmekle zamanını harcayacaktır. Öyle görünüyor. Dolayısıyla bir şey de beklemiyorum. Evet. Peki Esat Bey, tabii ki bu hükümetten umudumu yitirdim dediniz de burada aslında hani yargının da az önce söyledik eli kolu bağlı, maksimum 7 yıla kadar hapis cezası. İsterseniz bir otobüs dolusu insanın hayatına mal olun, maksimum 7 yıla kadar. İşte burada onu söyledim yani parlamento, yetersizdir. Bu yasalar yetersizdir. 7 yıl en çok 7 yıl verebilir, 5 yıl vermiştir. Biri iyi tutukluluk dönemi, işte iyi hal mi iyi hal derken 1 veya 1,5 yılda çıkacaktır. Yasaları değiştirip bu cezaları ağırlaştırmak gerekmektedir. Özellikle bu tür davalarda yargının en ağır cezayı verebilmesi gerekmektedir. Veremiyor, eli kolu bağlıdır. Söyledim evet. O zaten. Peki bu kadar hiçbir şey yapılmamasını bu noktada, çünkü bunlar toplumsal olaylar, bunlar hayatımızı etkileyen olaylar. Yani insanlar, biz yola çıkıyoruz, siz de şu anda mesela yoldan geldiniz, Allah korusun. Ne bileyim işte şey diyor insanlar, bariyer de yoktu, tamam ama bariyer olsa da bu kadın zaten uçup başka bir arabanın üzerine uçtu yani, bunun ötesi yok. Bariyeri çarpıp durmadı. Tabii bariyer eksikliği de gene hükümetin bir eksikliğidir, bir uygulama yoksunluğudur. Bariyerin olmaması da bir hata, bir suç. Ama tabii sürücünün de dediğiniz gibi bariyer olsaydı vurup başka bir arabanın üzerine düşecekti. Gene bu can kayıpları olacaktı. Olacaktı. Yani ağır cezalar vermek lazım. Geçmişte bir telefonda konuşmaya, alo 5 dakika sonra seni ararım diyebilen birine ceza kesiyordu polis, hala daha da kesiyor. Ama
araba kullanırken Facebook'ta gidip gelen insanlar vardır. Onları gözlerimizle görüyoruz. Ya da başka bir şey yapmaktadır. Bu kaza mı bunun adı yani? Bile bile ölüme gitmektir ve başkalarını da ölüme götürmektir. Onun için bu ceza yasalarının bir an önce değişmesi ve en ağır cezaların getirilmesi gerekmektedir ki adalet yerini o zaman bulabilsin. Evet, tabii inşallah parlamentodaki insanların da bir gün bu adalete ihtiyacı olmaz. O zaman İnşallah. Herhalde anlayacaklar ne yapmadıklarını. Efendim, tabii gündemde bir konu daha var ki bu konulardan biri de Bakanlar Kurulu kararları. Ben sabah okudum gazetelerde. Şimdi siz bu ülkede çok eski ve tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet. Dolayısıyla eskiden beridir ihaleler Ankara'da açılır bildiğimiz kadarıyla. Şimdi de vakıf mallarının restorasyon ihaleleri de Ankara'da açılacak. Müteahhitler Birliği buna tepki gösterdi. Sanki yeni bir şeymiş gibi, yeni keşfettik biz bunu. Şimdi fark ettik, Allah Allah dedik, Ankara'da açılıyormuş bu ihaleler, hadi tepki gösterelim. Enteresan bir ülkeyiz. Yani sabahtan beri kendime hakim olmaya çalışıyorum, olamıyorum. Neyse, bunlar dedi ki biz eylem yapacağız. Sonra işte bizim başbakanımız dedi ki iki tane cami ihalesi Türkiye'de Ankara'da açılacak ve orada yapılacak dedi. Sonra Sayın Arınç bir açıklama yaptı buna paralel olarak. Dedi ki hepsini biz yapacağız. Vakıflar İdaresi'nin başkanı dedi ki bir protokol imzalandı. Hatırlatıyor. Diyor ki protokol imzalandı. Yani Türkiye yapacak diyor. Başbakan da diyor ki bunun üzerine mutabık kalacağımız eserler restore edecek. Yani siz de mutabık kalırsanız. Yani bunu bize bir değerlendirir misiniz? Bir açıklar mısınız lütfen? Yıllardır bu konuda ben parti genel sekreteriyken, TDP genel sekreteriyken de bu konuda epey ses vermişimdir. Epey bildiri yayınladım. Yapılan eylemlere de katıldım. İhalelerin Kıbrıs'ta açılması koşuldur dedik. Mücadele verdik ama neticede gene hiçbir şey olmadı. Ve dediğiniz gibi sanki yeni keşfedilmiş gibi. İşte sesler şunlar bunlar, vakıfların yapacağı restorasyonlar. Orada yapılacak. Sonra iki tanesi dendi. İşte sizin yerinize başkalarının konuşmasına fırsat verirseniz Bülent Arınç Bey orada açıklayacak, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sen nesin buradaki? Sen nesin? Hükümet misin? İktidar mısın? Halkın verdiği yetkiyi kullanıyor musun? Nesin sen burada? Ve senin hakkında başkaları karar verir. İki tanesini yapacağız diyorsun. Dönüyor diyor ki hayır, hepsini biz yapacağız. İşte önce bunu düzeltmek lazımdır. Kendi kendimizi yönetecek bir duruma gelmemiz gerekmektedir. Ben bu şimdiki hükümette de, geçmiş Ulusal Birlik Hükümeti'nde bu dirayeti, bu beceriyi göremedim. Şu anda da hiç umudum yoktur. Hiç yok. Efendim, tabii bu noktada şunu da söylemekte fayda var veya belki o konuyu da açarız bu konuya değinmişken. Şimdi şöyle bir durum daha var. Şimdi mesela daha önceleri siz daha iyi bileceksiniz. İşte Araplardan gelen paralar vardı, cami külliye bir şey yapacaklardı. Geldiler portatip sandılar, meğer gerçek koymuş. Yok işte Girne yolunun 8 şerit yapılması, ihalesi konusu vardı. Bunlar da yapılmadı bizim memlekette. Yani bunlar da bizim yönetimlerimiz döneminde oldu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimleri, parlamentolarının gözetimleri, yaptığı anlaşmalarla olan şeyler. Bu noktada bizim finansörümüz bize neden güvensin? Bir de o noktada var. Tabii işte o güvensizlik, ama zihniyet aynı zihniyettir Şeydem Hanım. Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet ettiği, tek başına iktidar olduğu dönemlerde gelişti bunlar. Yapılmadı bunlar. Bu Girne yolu gerçekten dediğiniz gibi önce 8 şerittendi. 2 tanesi yapıldı. Bir gidiş, bir geliş. Geldi Arap sordu, hani nerede diğerleri? Cevap verilemedi. Ondan sonra 4 şeride çıktı. Yani zihniyet aynı zihniyettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, hatta federe devletten bu yana zihniyet hiç değişmemiştir. Dolayısıyla bizim yönetimimizdeydi, bizim kontrolümüzdeydi. Fark etmiyor. Önemli olan o zihniyettir. Kendi kendini yönetebilecek misin ve doğru dürüst yönetebilecek misin?
Önemli olan odur. Onun için benim şimdiki bu iktidarlardan hiçbir umudum yoktur. Ve şey de var şimdi, tabii mesela biz hep adaletten bahsediyoruz, şundan bahsediyoruz ki işte toplumun adalet duygusu, yasalardan çekilmesi vesaire gibi. Mesela güneye geçersiniz, kapıda bakarsınız ki bizim taraftan o tarafa geçerken en basit örnek emniyet kemeri hemen takılır. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani çünkü çekindiği bir şey yok, bir otorite yok, bir korkusu yok, bir saygısı yok, güveni yok. Yani bu durumda baktığımızda, bütün bunları da göz önünde bulundurarak biz niye o zaman parlamento seçiyoruz, başkan seçiyoruz, başbakan seçiyoruz, bakan seçiyoruz? Neden yapıyoruz bunları Esat Bey sizce? Yani madem ki hayatımızın hiçbir alanında etkin değiller, madem kararları da onlar vermiyorlar, madem bu ülkeyi yönetmiyorlar, bakıyorlar öyle bakan. Niye seçiyoruz? Biz nasıl değiştirelim bunları? Değiştirecek insanlar, halkımız artık değiştirmeyi öğreniyor, başladı öğrenmeye. Ve artık görecek iyiliği de doğruyu da ayırt edecek ve oyunu ona göre kullanacak ve ona göre seçecektir. Yani yalnız yasalardan korkmak ya da çekinmek değildir olay. Bir eğitim olayıdır bu. Bu kemeri takmak, insan arabasına biner bilmez hemen onu takacaktır. Bunu bir alışkanlık haline getirecektir. Bu da bir eğitimden geçer. Önce bu eğitimi sağlayacağız. İnsanlara bu eğitimi vereceğiz. Ondan sonra da onun kontrolünü yapacağız. O zaman işte çekinecek. Aa, takmadım kemerimi. Benim polis tepeme binecek, şu kadar ceza vereceğim. Amerika'da bir trafik suçunun cezası ne kadardır biliyor musunuz? Bir insanın maaşının birkaç mislidir. O kadar ağır cezalar vardır. Gerek süratli gitmekte, gerek herhangi bir kişinin ölümüne sebep verirseniz ya da başka bir trafik suçu işlerseniz yaptığınıza, yapacağınıza pişman olursunuz. O kadar ağır cezalar vardır. Ve dikkatli olmalısınız. Evet, ve ben ilk gittiğimde Amerika'ya bir tabela gördüm. Benim oğlanın kaldığı bölgede. Burada 36 yıl önce ölümlü bir kaza olmuştur. 36 yıl önce ve onu, o tabellayı koruduğu eve tuhafıma gittiğimizde her gün olur. Öyle bir şey görmüyoruz. Düşünebilir misiniz? Adamlar yani neredeyse insan, anıt dikecek. İnsan onu. Hayatına verilen önemdir bu. Evet. Dolayısıyla önce eğitim, arkasından da bu yasaları uygulamak ve insanları bu yasalardan çekinir hale getirmek. Koyacağımız maddelerle. Tabii bunu kim sağlayacak? Hükümet Aynen. sağlayacak, parlamento sağlayacak. Ama işte bu zihniyetlerin değişmesi lazım. Bugüne kadar alışılmış zihniyetlerle bu ülkeyi yönetmeye kalkan partilere ve kişilere oy vermemek gerekir. Bu kadar basittir bu. Yani bizim yerimize başkaları karar verecekse senin işin ne orada? Dünya kadar da para alıyorsun. Bu halkın verdiği vergilerle orada oturuyorsun. Evet. Tabii dünya kadar para alıyorsun, halkın verdiği vergilerle orada oturuyorsun dediniz. Bakanlar Kurulu kararlarından da bahsedelim. Kısaca isterseniz hükümet özel yayın kuruluşlarına koşulları yerine getirmeleri halinde en az 30 bin TL olmak üzere yardım yapacakmış. Çalışan sayısı 5'in altında olan ve sosyal sigortalarla ihtiyaç sandığına borcu olan küçük işletmelerin %9'luk faizi devletin ödemesi kaydıyla borçlanabilmesi sağlanacaktır. Burada ciddi bir algı şeyi var. Buyurun efendim, buyurun siz de devam edin. Şimdi Çelen Hanım, bu gazetelerden bahsediyoruz elbette tabii. Ve özellikle bu tirajı küçük olan gazeteler var. Gerçi çıkmazladılar mali bakımdan biliyorum. Televizyonlara veriyor bunu özel yayın kuruluşlarına. Gazeteler yok yani. Gazetelere vermiyor televizyonlara. Televizyonlara niye versin ki dediğiniz? Televizyon eğer mali gücü yoksa niye atsın o televizyonu? Açmasın. Açmasın. Dolayısıyla yanlış bir uygulamadır bu bir. İkincisi o kadar çok şeye yapılacak yardım var ki öncelik niye buna veriliyor? Onu da anlamakta güçlük çekiyorum. Burs bekleyen öğrenciler var. Yardıma muhtaç insanlar vardır. Önceliği onlara verelim, daha çok paramız varsa ve artıyorsa da
bu yayın kuruluşlarına bu yardımı yaparız. Sadece yayın da değil. Yani bu geçmişten bugüne kadar bu fonlar nereden geldi? Devlet destekli her şey nereden geldi? Yani tamam anlıyorum. 1983'te işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti savaştan çıkmış, yıkım görmüş bir coğrafyaydı. Bunun işte devletleştirilmesi söz konusuydu. Tekrar kalkındırılması vesaire. Evet devlet desteği gerekiyordu. Esnafına, ne bileyim çiftçisine, hayvancısına ama bu bitmedi gitti Esat Bey. Bitmedi gitti yani 2015'e geldik. Hala tüm kurum kuruluşlarımız devlet desteğiyle, üreticimiz devlet desteğiyle ayakta durabiliyor. Esnaf aynı şekilde. Neden yani? Dünyada var mı? Yoktur herhalde bizim gibi bir örnek var mıdır? Nereden geliyor? Yani var tabii. Şöyle ki ihracata yönelik üretim yapan insanlarımıza devlet desteği yapılabilir. İhracata yönelik üretim yapan. Ama bizim yıllardır rahmetli Özal döneminden beri her şeyimiz durduruldu. Üretim ortadan kaldırıldı. Siz üretmeyin, biz size göndeririz canım. Ne gereği var tarım yapacaksınız, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Siz ticaret yapın, turizm yapın. Turizm nasıl yapılır? Eğer gelen turiste peyniri, hellimi, ne bileyim başka bir gıdayı dışarıdan ithal ederek yedirecekseniz o turizmin de pahalı olacağını göreceksiniz ve turist size gelmeyecektir. Nitekim şimdi öyle oluyor. Ama eğer turizme yönelik tarım yaparsanız ve domatesinizi, helliminizi, peynirinizi, şuyunuzu, buyunuzu turiste sizin ürettiğiniz ürünlerle karşılarsanız o zaman göreceksiniz ki bu turizm giderleri düşecek ve daha çok turist sayısına kavuşmuş olacağız. Ama işte o zaman siz turizm yapın, ticaret yapın. Neyle yapacağız? Ve dolayısıyla bu üretim yıllardır bu ülkeden kalkmıştır. Ve üretici de, küçük üretici, şu bu da devlet desteğiyle ayakta durabilir duruma gelmiştir. Ama devletin, bizim hükümetimizin, devletimizin geliri yok. Yoktur işte. Yani o da başka bir devletin desteğiyle ayakta duran bir devlet. Yani neye bağlıyorsunuz bunu? Bu kadar zaman kuruldu kurulalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Berbat. Yani kendi ayaklarımızın üzerinde duracağımız bir ekonomimiz yoktur. Sadece kumarhanelerden aldığımız, eğer alabilirsek de vergilerle ayakta duruyoruz. Belki onlardandır bu yapılan yardımlar. Belki o kanaldan geliyordur. Bilemiyorum. Ama bunun dışında bir gelirimiz vardır doğru dürüst. Sektörlerimizi ayakta tutacak. Başka bir devletin verdiği yardımlarla ayakta duruyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ve bir de işte bu kumarhane sektöründen elde edilen paralarla elde edilebiliyorsa onu da tam bilmiyorum. Evet. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakan dedi ki üniversite öğrencileri part-time çalışmalar halinde ihtiyaç sandığı ve sosyal sigorta yatırımları devlet tarafından yapılacak. Öğrenciler. Öğrenciler. Öğrenciler part-time yani derslerini bırakıp çalışsınlar. Sigortaları da ihtiyaç sandıkları da devlet tarafından nasıl okuyacak bu insanlar? Nasıl okuyacak bu çocuklar? Ya çalışacaklar ya da derslerini yapacaklar. Üniversiteler çocuk oyuncağı değildir ki. Orada derslerinizi yapabilmeniz için çalışmanız gerekmektedir. Ama dışarıda çalışırsanız derslerinizde başarısız olacaksınız. Bu da okumamayı teşvik eder diye düşünüyorum. Yani sosyal sosyal demeyelim. Mesela CTP, Cumhuriyetçi Türk Partisi şey diyor böyle yani işte biz İşçinin, emekçinin, öğrencinin, işte gençlerin partisiyiz, işte sol partiyiz falan. Bu tür kavramları çok iyi böyle analiz etmekte fayda var belki. Bana böyle bu sadece bu karar bile sermayedarların partisiymiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Yani şimdi, çünkü bu nedir? İşverene diyorsunuz ki alabilirsin öğrenci çalıştırsan. Ucuza çalışacak çünkü öğrenci sana. Part-time çalışacak. Özelde de çalıştığı için birçok hakkı olmayacak çünkü sendikalaşma tabii, yok. Tabii. Çalıştır ben hallederim bunu şey veririm ben. İhtiyaç sandığını, sosyal sigortasını öderim. Bunu sanki böyle bir icraatmış gibi önümüze sunuyorlar. Tam da böyle. Tam da bunu söyleyecektim. Yani bu uygulama
işverenlere yarayan bir uygulamadır. Ucuz iş gücü çalıştırsın diye. Buna gelecektim. Dolayısıyla bu uygulama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bugünkü yönetiminin hiç de böyle işçiden, emekçiden yana bir politika uyguladığını söylemek mümkün değildir. Ha eski CTP, sol bir CTP'ydi, doğrudur. Ama belli bir yıldan sonra, hani kırmızı renkten yeşile döndüğü yıl vardı, o yıldan sonra tamamen siyaset değiştirmiştir. Ve bugün ben Cumhuriyetçi Türk Partisi yöneten insanların solcu olduğuna inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Ama CTP içerisinde hala daha tabanda solcu gençler, solcu arkadaşlar bulunmaktadır. Onlar da zamanla gerçeği anlayacaklardır, göreceklerdir diye düşünüyorum. Peki nasıl bir partidir Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün baktığınızda nasıl görürsünüz? Solcu değil dediniz. Neyici? Sağda bir partidir. İşverenlerin partisidir. Liberal bir partidir. Ulusal Birlik Partisi neyse Cumhuriyetçi Türk Partisi de aynıdır. Bana göre hiçbir fark yoktur. Uygulamaları da bunu göstermektedir. Daha dün muhalefetteyken sendikalarla birlikte sokakta olan, mücadele eden, çeşitli konularda ses veren bir CTP hükümete geldikten sonra tam tersini yapmıştır. Ve Türkiye'den gelen paketleri harfiyen uygulamaya başlamıştır. Aylardır Toplumcu Demokrasi Partisi çağrı yapıyor. Türkiye'ye gönderdiğiniz o mektup nedir açıklayın? Açıklayan yoktur. O işte teminat mektubudur. Biz bu paketi aynen uygulayacağız. Teminatıdır. Dolayısıyla muhalefetteyken başka, iktidardayken başka ve tamamen liberal politikaları uygulama sözü de Türkiye'deki hükümete verilmiştir. Evet. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bütçesi Teknecik Elektrik Santrali'ne, filtreye para ayrılması amacıyla geri gönderildi ve yenilenen 2015 bütçesi onaylandı diyor. Bir başka Bakanlar Kurulu kararı. Ben bunu çok iyi anlamadım. Bir daha okuyayım size. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bütçesi diyor. Teknecik Elektrik Santrali'ne filtreye para ayrılması amacıyla geri gönderildi. Ve yenilenen 2015 bütçesi onaylandı. Kıbrıs'taki ayrı bir bütçeyi Türkiye'ye mi gönderdiler? Ne yaptılar? Anlamadım ben burayı. Hiç anlaşılmıyor. Yani bu nereye gönderdiler? Geri gönderildi acaba? Herhalde. Çünkü şey diyor bak, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bütçesi Teknecik Elektrik Santrali'ne filtreye para ayrılması amacıyla geri gönderildi. Herhalde meclise geri gönderildi. Olabilir. 2015 bütçesi de onaylanmış. Nasıl onaylandı bütçe tekrar bir daha ayrı kalem bir şey herhalde, başlayacaklar. O madde herhalde yeniden görüşülüp tekrar gönderilecek de ben öyle anlıyorum. Ben de öyle ama anlıyorum. O mümkün mü? Acaba bir bütçenin içerisinden bir bölümü ayırıp geri göndermek mümkündür galiba. Bunlar yapar. Benim bir sıkıntım yok yani o konuda. Efendim şimdi Tsipras'ın adaya geleneksel ziyaretleri bozmadı. Adaya gelişi var ilk ziyaretin. Türkiye'de de mesela başbakanlar Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelir ilk ziyareti, ilk yurt dışı ziyareti. Tsipras da aynı şekilde o geleneği bozmayarak Güney Kıbrıs'a ziyarette bulundu. Öncelikle bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü çok enteresan, yani bizim basına yansıyan haberler çok enteresan. Böyle şey diyoruz işte Tsipras da aynı doğrultuda. Ne bileyim işte çözüm Türk-Yunan ilişkileri için önemli demiş. Barbaros bölgeden çekilsin demiş. Diyecek yani adam Yunanistan'ın başbakanı. Sanki böyle şeymiş gibi hani bizimkiler Tsipras'tan biz seçmişiz gibi sanki böyle bir şey, bir umut, bir şey bekliyorlardı. Anlayamadım ben. Bu burada çok öyle garip bir durum var yani. Sanki dedi Allah Allah diyecek. Şimdi önce Tsipras'ın nasıl iktidara geldiğine, nasıl seçimleri kazandığına bakmak lazım. Yunanistan ekonomisi dibe vurdu. Büyük bir arayış içerisinde. Kemer sıkma politikaları aldı başını gidiyor. Sıka sıka delik kalmadı kemerlerde. Böyle bir ortamda Tsipras bir umut olarak görüldü ve %36 küsur oyla seçildi. Şimdi Tsipras'ı değerlendirmek için biraz zaman gereklidir. Tabii ki bir Yunan başbakanıdır. Geldiğinde buraya gelin her şeyi verdik size tamamdır.
bunu beklemeyiz yani. Zaman gösterecektir onu. Farklı bir politika uygulayacak mı? Daha barışçı, daha görüşmeleri teşvik edici bir politika uygulayacak mı? Bu zaman gerektirir. Sebebi de şu, adamın şimdi birinci gündeminde ekonomidir. O ekonomisini nasıl düzeltecek? Onun planlarını yapar. Kıbrıs ikinci plandadır. Yani gündemin birinci maddesini teşvik etmemektedir. Ha, ilk ziyaretini, geleneğini bozmayarak Kıbrıs'a yaptı. Yapacak adam yani bunu görerek Çipras'ı değerlendirmek ve eski politikacılarla tamamen bu da aynıdır demek çok erkendir. Bunu bekleyeceğiz, göreceğiz. Tabii ki bu bir gelenektir, gelecektir. Ve burada Barbaros çekilsin. Onu da diyecektir. Yani çözüm bu şekilde tehditlerle, efendime söyleyeyim tepki politikalarıyla bir yere varmak mümkün değildir. İki taraf vardır. Bir Anastasiadis, bir de Sayın Derviş Eroğlu. İkisi de çözümden yana değildir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Neye dayanarak söylüyorsunuz Sayın Eroğlu bunu? Mesela şey diyor ki Sayın Eroğlu, ben çözüm istiyorum diyor. Çözüm için masadayım diyor. Anastasiadis kaçtı gitti diyor. Gelsin diyor, ön koşulsuz oturalım konuşalım diyor. Niçin böyle diyorsunuz? Şimdi geleceğim ona şimdi. Bir kere Derviş Eroğlu, Sayın Derviş Eroğlu, çözüm ister görünerek masaya gitmektedir. Yani herkes çözüm istiyor. Kıbrıs Türk tarafı da istiyor. Türkiye de istiyor. Çözüm ister görünerek masaya oturmaktadır. Ama bir bahane bulup bu çözümü de berhava etmek niyetindedir. Ve o bahaneyi de bulmuştur. İşte bu Barbaros gemisi gelmez. Ha, Anastasiadis de bir bahane bekliyordu. Ayrılsın masadan. O da çözüm istemiyor. O bahaneyi de verdik kendisine. Dolayısıyla şimdi görüşmeler çöktü, masa berhava oldu. Ha, şimdi çözüm nasıl olur? İki taraf da bu çözüme ihtiyaç duyduğu anda bu çözüm gelir. Öyle Çipras, Mipras geldiydi, gittiydi, bunu dediydi. Bunlar önemli değildir. Biz iki halk olarak bu çözümü istiyor muyuz? Ve liderlerimiz bu çözümü istiyor mu? O zaman çözüm gelir ve Çipras da buna yardım eder. Sayın Erdoğan da buna yardım eder. Başka ülkeler de buna yardım eder. Yeter ki bu istek karşılıklı iki toplumdan da gelmiş olsun. Şu anda o istek bizde vardı. Hala daha da halkta var olduğuna inanıyorum. Rum tarafında da yavaş yavaş çözüm isteyenler çoğalmaktadır. Ama hala daha Anastasiadis orada direnmektedir. Bizimki de direnmektedir. Aa iyi oldu ben kaçırttım onu. Aa gelsin masaya oturalım. Tabii ki her şey masada çözülür. Barbaros gemisi de masada gider. Ama bu zıtlaşma olmuştur. Çekilsin de oturalım masaya. O da işte Barbaros gemisi araştırma yapmaktadır. Ne alaka diyor. Dolayısıyla bu görüşme masası da bir türlü yeniden tesis edilemiyor. Ben inanıyorum ki zaman içerisinde bu hallolacak ve bu çözüm görüşmeleri yeniden başlayacaktır. Özellikle 19 Nisan'dan sonra. Neden 19 Nisan'dan sonra? Bir değişim vardı gelecek burada ve bu değişim zorlayacaktır Rum tarafını da. Bütün dünyayı da ve dolayısıyla Anastasiadis ise eğer orada tabii ki halen odur. Bu çözüm masasına gelecektir. Peki siz Sayın Akıncı'yı kastediyorsunuz, işaret ediyorsunuz sanıyorum. Evet öyle. Daha net ve açık konuşacak olursak. Sayın Akıncı bile seçilse Türk dış politikasından farklı bir şekilde davranabilme şeyini gösterebilir mi sizce? Bir örneği var mı? Bir misali var mı mesela? Şimdi tabii ki çatışmayacak Türkiye hükümetiyle. Ama Türkiye hükümetini belli konularda ikna etme becerisine ve yeteneğine sahiptir Sayın Akıncı. Bugüne kadar gelmiş geçmiş liderlerde bunu biz göremedik. Onlar ne diyorsa, peki efendim, bu politika politika değildir. Biraz evvel şeyden de bahsettik, ihalelerden de başkaları bizim hakkımızda söz söyleme. Bunu biz verdik, o fırsatı biz verdik. Dolayısıyla Sayın Akıncı elbette ki gidip Erdoğan'la ya da ne bileyim Sayın Davutoğlu'yla çatışacak, kavga edecek değildir. Ama bir takım konularda biz yaşıyoruz burada. Gerçekleri biz biliyoruz Çiğdem Hanım. Onlar biraz uzaktan bakıyorlar. Bir takım konularda onları ikna edebilecek yetenektedir diye düşünüyorum. Hep ikna edilen biz değil, ikna eden de yeri geldiğinde biz olmalıyız.
Peki tabii Sayın Akıncı ile beraber Birleşmiş Milletler'in ortaya koymuş olduğu parametreler çerçevesinde bir çözüm olacağına inanıyorsunuz. Ama Rum tarafının tavrı çok öyle o noktada değil gibi görünüyor. Yani kaç yıldır hep aynı çerçevede görüşmeler yapılıyor. Bir türlü tamam, olmadı. Tamam şeyden anlamam ama son beraber imzaladıkları bir çerçeve anlaşması vardır. Bırakın geçmişte Denktaş Makarios, Denktaş Kibriyano aldıkları kararları, onları bir kenara bıraksak bile son bir çerçeve anlaşması imzaladılar. En son daha 6 ay önce mi, 7 ay önce. O çerçevede olacak bu çözüm. İki bölgeli, iki toplumlu, federal çözüme dayalı, tek egemenlik ve tek kimliğe dayalı bir çözüm. Bunu hepsi imzalamıştır. Türkiye de imzalamıştır. KKTC yetkilileri de imzalamıştır. Rum tarafı da imzalamıştır. Bundan kaçınamazlar. Ha işte Barbaros'u bahane edip masadan çekilebilir ama yarın o Barbaros ortadan kalırsa gelip o çerçevede görüşme yapmak zorundadır Sayın Anastasiadis. Sanki böyle bir tuhaflık varmış gibi orada da. Yani münhasır ekonomik bölgelerin sınırları tüm dünyaca işte kabul edilmiştir. Başka ülkelere de baktığımız zaman. Burada bir sınır ihlali olduğu iddiasındalar. Bizim diyorlar ama Türkiye diyor ki hayır öyle değil. Kendi işte Kuzey Kıbrıs Türk hatta Cumhurbaşkanı dedi. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yetki verdik Kıbrıs Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Şirketi'ne. Bizim adımızı arama yapabilir. Dolayısıyla bunu görmek istemeyen de bir Rum liderliği var. Tabii güneyde kilisenin etkisi de var. Bakın bizde öyle bir şey yok. Bizde mesela camilerde imamlar bizi etki altında tutmaz, siyasete bulaşmaz bizim kuzeyde. Ama orada Hristostomos da çok böyle siyasi keskin açıklamalar yapabiliyor. Tabanın istediğinden bahsettiniz. Mesela iki toplumun istediğinden bahsettiniz ama gerçekten buna inanıyor musunuz? Yani bütün bu olgulara baktığınız zaman kilisenin tavrına, hükümetlerde veya liderlerine olan etkisine mesela şeyde Anastasiadis geldiğinde de mesela bir umut vardı. Tıpkı Çipras'taki gibi benzer bir umut işte. Anastasiadis geldi, çözüme en yakın insandır vesaire vesaire gibi. Soldur falandır filandır ama hep şeyi unutuyoruz galiba biz. Kendi ülkesi için geldi. Mesele orada. Şimdi ben o umudu hiç beslemedim. Çünkü Anastasiadis'in nereden geldiği bellidir. DİS'in başkanıdır. DİS'in içerisinde barışçı unsurlar olabilir. Ama esas DİS'in nereden geldiği, tamamen sağ kesimden, hatta EOKA'cı kesimden gelen insanlardan kurulu bir parti olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla ben o umudu hiç beslemedim. Hani niçin evet dedi DİS o zaman? Akel'in hayır diyeceğini bildiği için evet demiştir. Yani o da bir taktiksel karardı diye düşünüyorum. Yani kilisenin etkinliğinden bahsettik. Yunanistan'da da kilise etkiliydi düne kadar. Ama geldiği bir adam ben ateistim dedi ve seçim kazandı. Ve İncil'e basarak da yemin etmedi. Bu çok dikkat çekici bir olaydır ve Yunan halkı da bir şey demedi kendisine. O yavaş yavaş Kıbrıs'taki Rumları da etkileyecektir diye düşünüyorum. Ve kilisenin buradaki yetkinliği de yavaş yavaş azalacaktır. Onun için zamana ihtiyaç var dedim biraz evvel. Hani birdenbire yargılamayalım, Çipras'ı atalım bir kenara. Ama çok da umutlu olmayalım, bekleyelim, görelim. Bu bekleme de çok uzun sürmeyecek. Adam şimdi orada ekonomisini düzeltmek, bir an önce düzlüğe çıkarmak peşindedir. Ondan sonra da tabii ki Kıbrıs'la ilgili görüşleri daha net olarak ortaya çıkacaktır. Yani 5-6 aylık bir süre içerisinde her şey netleşecektir diye düşünüyorum. Evet. Efendim bir gazetemizde okumuştum sabah, şimdi bakmaya çalışıyorum. Şimdi güneyde Sayın Çipras'ın ziyaretiyle birlikte işte Kıbrıs'ta Türk bazı sendikacılar ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya geldi. İşte Kıbrıs'ta Türklere bir açılım olarak algılandı bu ama yani bu konuda sizin görüşünüz nedir? Acaba bu bir gerçekten bir açılım mı? Çipras yani
parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimiz veya başkanlarımızla görüşmüş olsaydı açılım olmaz mıydı? Onu neden yapmadı da elbette ki sivil toplum örgütlerimiz de, yani beni yanlış anlamasın, çok önemlidir ama hani iki devlet açısından hani diyoruz ya, iki işte içeride iki farklı devlet, dışarıda tek devletten bahsediyoruz. Demek ki Çipras sanki böyle bu çizgide değil ya da henüz kendisine anlatılmadı mı bilmiyor mu? Biliyordur ama bizi çok iyi tanıyor dedi İzzet İzcan mesela. Tabii ki daha iyi olurdu. Yani siyasi partilerin de bir araya gelse, Kıbrıs'taki siyasi partilerimiz en azından isteyenlerle, görüşme isteyenlerle bir araya gelse daha da bir anlam kazanırdı. Ama tabii ki sivil toplum örgütlerimizle de görüşmesi, kimlerle görüştüğünü pek şey yapmadım, dikkat edemedim. Sanırım Sayın Şener Elci vardı. Dün yayınlamıştı Volkan ismi. İzzet İzcan Bey vardı. Hatırladığım kadarıyla isimler arasında. Tabii, çok iyi, net hatırlayamadım. Tabii bu da bir gelişmedir. Bu da bir gelişmedir. Yani ama sizin de belirttiğiniz gibi siyasal partiler düzeyinde yapılsa bu görüşmeler biraz daha değişik bir anlam katardı bu görüşmelere. Dediğim gibi zamana ihtiyaç vardır. Bekleyip de göreceğiz. Ne tukaka diyorum ben, ne de çok umutluyum. Bekleyip göreceğiz. Ama bu bir gerçektir ki Yunan halkı artık bu kilise baskısından kurtulmuştur diye, en azından çoğunluğu diye düşünüyorum. Evet. Efendim, bir izleyicimizin size bir sorusu vardı. Hemen onu da aktaralım. Çiğdem Hanım, konuğunuza sorar mısınız? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığı zaman nasıl bir ülke görmüş oluyor demiş. Soruyorum. Genel anlamda ne demek istedi anlamadım ama genel anlamda KKTC'yi değerlendirdi. Zaten sormuştum onu size, yani gelinen süreçten memnun musunuz diye. Umudum yok dediniz, evet, diye şey yapıyorum, biliyorum. Bir başka izleyicimiz şeyi söylemiş, ekonomik alanda Türkiye'den parayı aldığımız sürece biz hiçbir zaman bağımsız olamayacağız demiş. Su da geliyor, yakında elektrik de gelecek. Bunu nasıl değerlendirir? Tabii bağımsız ülkeleri bile zaman zaman başka ülkelerden elektrik de alabiliyorlar, su da alabiliyorlar. Bu bir şey değildir, ben buna karşı değilim. Ama bu yapılırken kendi kurumlarımızı da bozmamamız, geliştirmemiz, o çaba içerisinde olmamız gerekmektedir. Yani elektrik kurumumuzu kapatmamamız gerekir. Onu daha da geliştirmeliyiz. Elektrik gelsin ama o taraftan şalter kaldırıldığı zaman biz bu tarafta elektriksiz kalmamalıyız. Ya da vana kapatıldığı zaman susuz kalmamalıyız. Biz kendi kaynaklarımızı da geliştirmek, çoğaltmak durumundayız diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki su da gelsin, elektrik de gelsin, belli anlaşmalarla biz onun parasını ödeyeceğiz zaten. Bedava almayacağız. Suyu da parayla alacağız. Efendime söyleyeyim, elektriği de parayla alacağız. Ama o şalter de o tarafta olursa ve vana da o tarafta olursa ve istediği anda o vanayı kapatırsa biz burada susuz kalırız. Dolayısıyla o gelsin ama biz kendi öz kaynaklarımıza da sahip çıkmalı, onları geliştirmeliyiz. Bunu yapabilecek kapasitede görüyor musunuz şu anda? Şu anda belki mali bakımdan o kapasitemiz yoktur ama biraz evvel öteki dinleyicimizin söylediği gibi bu kendi öz kaynaklarımızı geliştirerek bunu sağlayabiliriz zaman içerisinde. Hemen olmayabilir. Ama o bağımlılıktan yavaş yavaş kendi ekonomik programlarımızla kurtulabiliyoruz. Burada da bütün sivil toplum örgütlerimiz, bütün halkımız ellerini taşın altına koymak durumundadırlar. Peki yeterince etkin görüyor musunuz Sayın Varoğlu şeyi, bugünün sivil toplum örgütlerini ve sendikalarını? Yani bugün bu ülkede herkes böyle kan ağlıyor. Herkes mutsuz, üzgün, sıkıntılı. Ekonomiden, geçirilmeyen yasalardan, geçen yasaların pek hayatımıza yansımamasından vesaire vesaire. Yani ama böyle hiç sivil toplum örgütlerini ve sendikalarımızı son dönemde mesela hiç göremiyoruz. Yani tepki koymak, ne bileyim işte bir şeylere yaptırım gücü, itici bir güç oluşturmak falan
Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, son dönemlerde gerçekten biraz pasifize olmuş durumdadır tüm sivil örgütlerimiz. Sesleri pek çıkmıyor olaylar karşısında. Bunun da nedeni nedir onu da çözemedim. Ama bağımsızlığımızı, ekonomik bağımsızlığımızı elde etmek için ileride atılması olası adımlarda bu sendikalarımıza ve sivil toplum örgütlerimize büyük güç düşecektir. Yani belki biraz masraflarımızdan, harcamalarımızdan kısıtlama gelecektir. Bunlara da hazır olmak durumundayız. Aksi halde bağımsızlığımıza başka nasıl kavuşabiliriz diye düşünüyorum. Bugün bir çözüm olsa ve Avrupa Birliği'ne girse ki Avrupa Birliği müktesebatı coğrafyada geçerli, sadece müktesebat burada çalıştırılmıyor adanın kuzeyinde. Evet. Bugün deseler ki tamam biz kabul ediyoruz her şeyi ve gelin hadi buyurun Avrupa Birliği'ne müktesebatı sizde de geçerli olsa. Ne olur? Bakın yollarımıza bakıyorum. Sisteme bakıyorum, bürokrasimize bakıyorum, devlet dairelerimize bakıyoruz. Bakalım yani çevremize bakalım. Yerel yönetimlerin yönetim şekillerine verdiği hizmetlere bakalım. Yağmurdan korkar bir milletiz bu arada. Onu da söyleyelim sevgili Fehmi Bey de gelmişken. Şimdi baktığımızda bütün bunlara biz şu anda deseler ki bize hadi gelin aldık sizi Avrupa Birliği'ne. Çok büyük bir şey içerisine gireriz. Neyine gireriz? Şok içerisine gireriz. Çünkü dediğiniz gibi hiçbir şeyimiz uymuyor Avrupa'ya. Ha. Onun için biz yıllardır diyoruz yavaş yavaş başlayalım bu uyum yasalarını geçirelim, yollarımızı düzeltelim, her şeyimizi düzeltelim. Ama biz işte günübirlik ver parayı ana vatan dağıtalım ve bu işi yürütelim politikalarıyla. Bugünlere geldik. Bu politikaları değiştirmek gerekir. Ve dediğiniz gibi o Avrupa uyum yasalarını bir an önce geçirmemiz gerekmektedir. Ve ekonomimizin kendi başımıza, kendi ayaklarım üzerine durabilecek bir içerisinde, biraz uzun vadede gelebilmek için de önlemler almaya başlamamız gerekmektedir. Evet, tabii biz bile alamıyor o önlemli haberler değiller ama olsun. Yani çünkü biz bir de şey Esat Bey, şeye bağlıyoruz. Mesela ülkemizde bir şey olunca herhangi bir şey hayatımıza yansıyan kötü bir olay. İşte çözüm olmadı da ondan. Ya da işte çözüm olsun da olacak. Ya yani çözümle ne ilgisi var senin yollarının köstebek yuvası olmasının? Çözümle ne ilgisi var senin bariyerinin olmamasının? Çözümle ne ilgisi var senin yasalarının yeterli ve caydırıcı olmamasının? Ne bileyim çevrenin kirli olmasının, bacadan kanser fışkırmasının, gıdaların zirai ürünlerden dolayı aşırı zehirli çıkmasının. Ne ilgisi? Var mı bu konularla ilgisi? Hiçbir ilgisi yoktur. Geçmiş. Niye yapılmıyor? Onlara sormak lazım. Sizce? Niye yapılmadığını. Bence yapmak istemiyorlar, onun için yapılmıyor. Yani geçmişte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de çözüm olmadan bu ülkede hiçbir şey olmaz biçimindeki söylemleri de bu topluma bunu getirdi. Çözüm olmadan olmaz. Belirttiğiniz gibi yani bacayı takmak, filtreyi takmanın çözümle ne alakası vardır? Ya da yola bariyer koymanın çözümle ne ilgisi vardır? Bunları işte neyse bütün dünyanın yaptığı bunları yavaş yavaş yapmaya başlamak durumundayız. Çözümle hiç alakası yoktur. Hatta çözümü de getirmeyi kolaylaştırırız bunları hallede ede. Uyum sağlıyoruz Avrupa'ya, sağlamaya çalışıyoruz. Bunları yapmayız, ondan sonra da bahane arıyoruz. Çözüm olmadan bir şey olmaz. Bu şeye benziyor, Barbaros çekilsin geleyim masaya ya da ne bileyim Barbaros dursun ama gelsin masaya. İşte o kaçtı masadan, bu kaçtı masadan. Bu buna benziyor. Ülkenin içi de buna benziyor. Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Varoğlu size programımıza katıldığınız için. Süremizi tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah başka bir programda yeniden birlikte olacağız. Yakından tabii ki ülke siyasetini takip etmenizi yine de istiyorum ben. Umudum yok dediniz ama Takip ediyoruz canım. Yani. Umudum yok o ama takip değil. Ediyorum yani. Hayır, hani umudum yok dediniz ama yine de şey çok önemli. Hani sizin gibi böyle geçmişten bugüne bu ülkenin sistemini bilen, parlamenter şeyini bilen,
yapısını bilen, siyasi partilerin yapısını bilen, sendikaların yapısını bilen böyle çok değerli insanlardan bizim şu anda mevcut olan hükümetimizin de yararlanmasını da temenni ederim. Yani böyle tamamen bağımsız işte komisyonlar, kurumlar bir şeyler kursunlar, sistemi düzelsin. Bunların hepsini diliyorum ama inşallah o da olur. O anlamda i̇nşallah. Söyledim yani. Evet değerli izleyenler, güne merhaba devam edecek. Konu Çiprastan'da açılmışken ve tabii ülkedeki çözüm politikaları elbette konuşulmaya devam edilirken dün Cumhuriyet Meclisi'nin gündeminde bir başka konu daha vardı. Kıbrıs konusu 6 tane Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini geride bıraktı. Hepsi de istenmeyen adam ilan edildi demişti Sayın Akar ve bu noktada demişti ki biz bu 6 tane Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin heykellerini en güzel yerine dikelim ülkemizin ve buradan ses verelim bu heykellerden. Bunların hepsi de işte Rumlar tarafından istenmeyen adam ilan edildiler diye. Çok güzel bir mesaj vardı orada, ince bir mesaj vardı. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Eski Bakanları bu fikre olumlu bakmışlardı, destek vermişlerdi. Bu yazı, köşe yazısı dün Cumhuriyet Meclisi'nin gündemindeydi. O haberi ekranlarınıza getirelim. Daha sonra bugünkü köşe yazısına bakacağız. Geçtiğimiz hafta Diyalog Medya Genel Direktörü Reşat Akar'ın Diyalog Gazetesi'nde yazmış olduğu köşe yazısında gelmiş geçmiş tüm Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin 6'sının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en güzel yerine heykellerinin dikilmesini önermiş ve bu öneriye de Dışişleri Eski Bakanları destek vermişti. Akar'ın son 50 yılda Rumlar tarafından istenmeyen adam ilan edilen tüm Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinin heykellerini kuzeye dikerek dünyaya mesaj verelim şeklindeki önerisine Dışişleri Eski Bakanı Kutlayerk, Dışişleri Eski Bakanı Taner Etkin, Dışişleri Eski Bakanı Kenan Atakol, Dışişleri Eski Bakanı Atay Ahmet Raşit de destek vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyanmalı. Gelinen noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık uyanması ve atak bir politika başlatması gerekiyor. Sürekli seçim gündemiyle uğraşmak yerine ülkeyi düzeye çıkaracak, dünyayla ilişkileri geliştirecek bir hareket süratle başlatılmalıdır. Ve tarihi bir sorumluluğun daha yerine getirilmesi için iş adamlarına, siyasilere, güçlü örgütlere açık bir çağrı yapmak istiyorum. Birlik olup bugün isimlerini saydığım 6 Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin heykellerini Kuzey Kıbrıs'ın en gözde yerine dikmeliyiz. Slogan da şu olmalı: tümü Rumlar tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Reşat Akar. Akar'ın o gün yazmış olduğu yazı bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gündemindeydi. Birleşmiş Milletler 6 tane genel sekreter gelip geçti. 25 kişi de Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'in temsilcisi olarak bugünkü aynı bir görev yaptılar. Bu Birleşmiş Milletler'in 6 tane genel sekreterini Diyalog Gazetesi'nin baş yazarı, genel yayın yönetmeni Reşat Akar sayfasına alarak son Anastasiadis'in ve başpapazın tutumları karşısında, yani aileyi de artık istenmeyen adam ilan edecekler, istifaya çağırdılar yaklaşımı üzerine Sayın Reşat Akar bunu kendi sayfasına alarak değerlendirdi ve Sayın Reşat Akar'ın ele almış olduğu bu yazıyı aynen hiçbir değişiklik yapmadan aktarıyorum. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre, meclis konuşmasında bu yazıdan bölümler aktararak öneriyle ilgili görüşlerini paylaştı ve Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu'na destek belirtti. Görev yapan kişiler istenmeyen kişiler ilan edildi Rumlar tarafından. Dolayısıyla hala daha bizim içimizde denktaş suçluydu. Derviş Eroğlu uzlaşma istemiyor gibi suçlamaları kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Kıbrıs sorununu yaratan Rumlardır.
Evet değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Dün Cumhuriyet Meclisi'nin gündemindeydi Sayın Akar'ın yazısı ve zorlu töreh bu şekilde aktardı. Fikirlerini de bu şekilde ifade etti. Öte yandan bugün birçok gazetenin manşetinde, hatta hemen hemen hepsinin manşetinde Tsipras'ın adaya olan ziyareti vardı. Ve bu konuyla ilgili yine yorumları var Sayın Akar'ın ve ciddiysen otur masaya Tsipras dedi. Bakalım ayrıntılarda neler yazdı. Sonrasında ise birlikteliğimizi noktalayacağız. Ciddiysen otur masaya Tsipras. Yunanistan'ın genç başbakanı Alexis Tsipras, Rum lideri Nikos Anastasiadis'e görüştükten sonra Kıbrıs konusunda içi boş kısa mesajlar verdi. Esas mesajı Avrupa'ya yönelikti. Troika'nın tavsiyesini isteyecek kadar ileri gitti. Peki bugüne kadar Troika'dan alınan paralar, onlardan hiç söz etmedi. Sen siestayla ömür tüketeceksin, ben de esir gibi çalışan Alman ve İngiliz halkından vergi toplayıp sana para vereceğim. Gülerler insana. Bunca yıl çalışmadan para kazanan ve bol keseden harcayan Yunanistan'ın böylesi bir kafayla ilerlemesi asla söz konusu değildir. Onu şımartan Avrupalı dostlar, özellikle de en büyük destekçileri Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker bundan böyle iki kez düşünmeli. Çünkü karşılarında artık farklı bir Yunanistan var. Olmayanı dağıtarak, borçları takmayarak, popülizmle ülke idare etmeyi planlayan bu acemi siyasetçi hem kendi ülkesinin hem de Avrupa'nın başını çok ağrıtacak gibi görünüyor. Türkiye'ye mesaj. Tsipras, dünkü görüşmede Yunanistan'ın değişmez tezine destek vererek Türk-Yunan ilişkilerinin Kıbrıs'tan geçtiğini söyledi. Yani Kıbrıs meselesi çözülmeden Türk-Yunan ilişkileri de düzelmez. Öyleyse otur masaya çözelim Kıbrıs meselesini. Türkiye'nin şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılından beri bir adım önde siyaseti izliyor. Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini öngören bir anlaşmaya ilk defa destek veren Sayın Erdoğan'ın uzattığı zeytin dalını tutmayan Yunanistan oldu. Karamanlis masadan kaçtı, Papandreou bir adım ileri gidemedi ve şimdi Tsipras. Yunanistan'ın ağır ekonomik sorunlardan kurtulabilmesi için Kıbrıs sorununun çözümü şarttır. Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesi, Kıbrıs'taki Türk ve Rumların silahlanma yarışından kurtulabilmeleri için de çözüm gereklidir. Bunu herkes kabul ediyor. İki taraf da istemeli. Ancak çözüm tek tarafın istemesiyle olmuyor. Tek taraflı tavizlerle de olmuyor. Tsipras bu konuda samimi ise önce Anastasiadis'i masaya oturtur. Sonra beşli konferansa katılır. İki ana vatanın ve Kıbrıs'taki iki toplumun yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılımıyla gerçekleşecek bir konferans adayı kalıcı bir çözüme götürebilir. Kuşkusuz anlaşma metni referanduma götürülmeli ve her iki toplum buna onay vermelidir. Böylesi hayatı bir konu, oldu bittilere getirilemez. Özellikle de Rum halkı iki toplumlu bir federasyona, paylaşıma ve eşitliğe hazır değilse kalıcı bir çözüm düşünülemez. Barış yapılacak diye ada yeniden kanlı çatışmalara sürüklenir. Böylesi bir çılgınlık kimsenin işine gelmez. Sağlık Bakanı Ahmet Gül'le saat 10'da Geçitkale Sağlık Merkezi bünyesinde hizmete giren 112 acil istasyonunu ziyaret edecek. Girne Belediyesi'nin düzenlediği kent kurultayı çerçevesinde saat 11'de Koloni Otel'de Girne Sözleşmesi imza töreni gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Ahmet Gül'le saat 12'de Kıbrıs Türk Talasamiya Derneği yöneticilerini kabul edecek. Memorial Kanser Okulu ile Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği işbirliği arasında gerçekleşecek olan kanserden korunma, erken teşhis, ileri tedavi yöntemleri hakkında yapılacak olan sosyal sorumluluk projesine ilişkin bilgi vermek amacıyla Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel saat 15'te basın toplantısı düzenleyecek. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda yer alacak toplantıya Profesör Doktor Mustafa Özdoğan ve Doktor Sevim Şu ikinci katılacak. Alsancak Belediyesi tasarımını Girne Amerikan Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Özgürlük Milli Parkı projesi uygulamasına geçmeden katılımcı paydaşların görüş ve önerilerini almak üzere saat 15'te Alsancak Belediyesi Old Milos tesislerinde toplantı düzenleyecek.
Sayın seyirciler, bugün içinde birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve son olarak Diyalog Gazetesi'nin manşetini bir kez daha paylaşalım. İlahi adalet dedi Diyalog Gazetesi bugün manşette. Mahkeme dikkatsizlik sürüşün 4 cana mal olduğunu kabul etmekle birlikte Altın Fincan'a sadece 5 yıl hapislik verdi. Katil bununla kurtulamayacaksın diye bağıran aile yakınları söz konusuydu mahkemede. 4 genç öğretmen hayata veda etti ne yazık ki. Aile yakınları 7'den 70'e herkesi ayağa kaldıran bir sonuç çıktı ortaya. 1,5 yılda tahliye şansı var. Bu karar ne yazık ki ülkede... toplumda özellikle ciddi tepkilere neden oldu ama başından beridir söylediğimiz gibi bunun sorumlusu da yargı değil. Çünkü önlerine konulan kanunlar, parlamento tarafından hazırlanan, kanun koyucular tarafından hazırlanan o kanunlar ne yazık ki bu tür kazalara maksimum 7 yıla kadar ceza öngörüyor. İşte bu aflar, şunlar, bunlar, iyi haller vesaire, bunlar da yine parlamentomuzun, hakimlerimizin, savcılarımızın önüne koymuş olduğu kanunlarda yazıyor. Onların da elinde bir şey yok, bunu da belirtmiş olalım. Tekrar yarın sabah güne merhaba demek için aynı ekranda Diyalog TV'de gerçek haberin doğru adresinde buluşalım diyorum. Ve stüdyomuzu Diyalog Medya Kurumu Meteoroloji Editörü Sayın Fehmi Oktay'a bırakalım. Şimdilik hoşça kalın efendim.